Arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. Bugün sizlerle veri analizi konusunu beraber olacağız. Çizgi ve sütun grafikleri yorumlama. Neden öğrenmeliyiz? Veri analizi temelini matematikten alan bir bilim dalıdır. İstatistik verileri, toplama ve toplanan verileri düzenleme, analiz etme, yorumlama, objektif ve doğru kararı verme ile ilgili bilimsel ve teknik metotlar geliştirilen ve uygulanan bir bilim dalıdır. Veri analizini reklam, kamuoyu yoklamaları, güvenilirlik tahminleri, nüfus değişim eğilimleri, sağlık riskleri, öğrencinin okul başarıları, ürün hasılatlarının yıllara göre dağılımını, imalathanelerde üretilen ürünlerin miktarları, bir şehrin yıllara bağlı olarak aldığı yağış miktarlarında değişim, ülkeler arasındaki üretim karşılaştırmaları, bir internet sitesinde bir günde giren insan sayısının incelenmesi gibi pek çok alanda kullanmaktayız. Bu işin ana kurucusu Florence Nightingale olarak geçer. 1950'li yıllarda Kırım Savaşı'nda İngiliz ordusuna yaralı askerlere bakmak üzere İstanbul Selimiye Kışlası'na kurulan askeri hastaneye gönderilen Florence Nightingale, hastanenin bakımsız olduğunu ve insanların savaş yaralarından çok sıtma ve çeşitli bulaşıcı hastalıklar nedeniyle öldüğünü tespit etmiştir. Florence Nightingale, bu nedenle çalıştığı hastanenin şartlarını iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda özellikle veri analizinden yararlanmış, gözlemlediği eksikliklere göre grafiğe dönüştürerek bir veri grafiği oluşturmuştur. Hastanenin temiz ve bakımlı olması gerektiğini söyleyerek generalleri ve politikacıları bu konuda harekete geçirmiştir. Bugünkü modern hastanelerin Nightingale'in veri analizinden yararlanarak şartlarını iyileştirdiğini söyleyebiliriz. Bir okulda hızlı okuyan 4 öğrencinin 1 dakikada okudukları kelime sayıları aşağıda tabloda verilmiştir. Tablo, öğrencinin 1 dakika okudukları kelime sayılarıdır. Canan 210, Hüzeyfe 330, Elif 300, Ahmet 240. Bunların toplamı 1080 etmektedir. Verilere uygun sütun grafiği oluştururuz dediğimiz zaman, bir tane grafiğimizde baktığımız zaman isimleri yazarız. Canan, Hüzeyfe, Elif ve Ahmet. Canan 210, Hüzeyfe 330, Elif 300, 240 da Ahmet şeklinde bir durum olur. Verilere uygun daire grafiği oluşturduğumuz zaman önce 360 derecelik bir ifade yapmamız gerekiyor. Tamamı 1080 olduğu için 360 3'te 1 olacaktır. 240'ı 3'e bölsek 80, 100, 110 ve 70 olacaktır. Bunları 4 parçaya ayırdığımız zaman şöyle 110 dar yapalım. Bir de geniş yapalım. Canan 70'lik kısım. 110 Hüzeyfe'nin. 80 Ahmet'in ve Elif'in de 100 olarak merkez açısını bulabiliriz. Bu verili yorumlamada kullanılacak en uygun grafik türü hangisidir diye baktığımız zaman burada bir bin parçanın bütün olanı vardır. Ama kıyaslama olarak baktığımız zaman şöyle beraber hareket ettirdiğimiz zaman fazlası eksiği olduğu için sütun grafiği daha verimli bir şekilde kullanılacaktır. Birlikte yapalım. Bir ilin haftada 5 güne ait her gün aynı saatte ölçülen sıcaklık değerleri aşağı tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre bu ilin sıcaklığı gösteren çizgi grafiğini çizelim. Günlerimiz pazartesi 20, salı 15, çarşamba 20, perşembe 20, cuma 25. Sıcaklıkları dikeyde günleri de yatayda yaptığımız zaman her bir verinin günlerini nokta olarak işaretleyip daha sonra da çizgileri düzgün bir şekilde birleştirerek çizgi grafiğini yaparız. Günler ile sıcakların kesiştiği noktaları işaretleriz. Daha sonra çizgiler birleştirilip ifade grafiğe dönüşecektir. Çizgi grafiği önemlidir. Bir olayın zaman içerisinde en önemli şeydir. Nasıl değiştiğini göstermek için kullanılan bir grafik türüdür. Çizgi grafiğinde değişkenler sürekli olmalıdır. Örneğin zamana göre hava sıcaklığındaki değişim, zamana göre bir aracın yakıt tüketimindeki değişim ya da bir aracın aldığı yolun zamana göre değişimi ve bir ağacın zamana göre boyundaki uzama miktarı çizgi grafiği ile gösterilmesi daha avantajlıdır.
zamana bağlı akan su miktarı birinci musluk ve ikinci musluk şeklinde hareket ediliyor. Zaman yatayda, su miktarları da dikeydedir. 10 dakikada bir ölçüm ile zamana bağlı olarak akıttığı su miktarları görülmektedir. Buna göre hangi zaman aralıklarında hangi muslukların su akıtmadığını bulalım. Muslukların hangi zaman aralıkta su akıtmadığını belirleyelim. Birinci musluk 10, 20, 30 ve 40 dakikalar arasında su akıtmamıştır. Sebep düz bir grafik olarak karşımızda geliyordur. İkinci muslukta 20, 40, 20 ile 30 arasında, 40 ile 50 arasındaki aralarda su akıtmamıştır. Sabit kalan çizgi grafiğinde herhangi bir işlem yapılmamış oluyordur. Aşağıda grafikte ABC ağaçların her yıl başında ölçüm sonucuna göre 4 yıl boyunca boylarında uzama miktarları gösterilmiştir. Dikeyde ağaç boyu, yıllarda yatayda olmuştur. Kırmızı A ağacı, mor B ağacı, mavi de C ağacı olarak geçiyor. A ağacının toplam uzama miktarına baktığımız zaman 4 yıldaki boyuna baktığımız zaman kırmızı 175 olarak gelmiştir. Başlangıçtaki boyu ise 50. O zaman 175'ten 50'yi çıkartırsak 125 uzamıştır. B ağacının toplam uzama miktarına baktığımız zaman B ağacının boyu yine 175. İlk ekildiği zaman 50 idi. O zaman yine 125 olur. C ağacının toplam uzama miktarına baktığımız zaman son boy 200. İlk ekilim 25. O zaman 200'den 25'i çıkarttığımız zaman 175 olarak karşımıza gelir. Hangi yılda ağaçların aynı boyda olduğunu baktığımız zaman sabit olan boylarda eşit olması gerekiyor. A ve B ağaçlarının 2 ve şurada 4. yıllarda boyları birbirine eşittir. B ve C ağaçların 3. yılda birbirleri boyları eşittir. Hangi yıldan sonra A ağacındaki uzama miktarının azaldığını söyleyecek? Başlangıçta 50, 1. yıl, 2. yıl, 3. yılda 4. yıl verileri yaptığımız zaman 1. yıldan sonra 50 artmış, ondan sonra 25-25 arttığı için 1. yıldan sonra uzama miktarı azalmıştır. B ağacının uzama miktarının azaldığına baktığımız zaman ayrı ayrı yıl yıl baktığımız zaman 50, 75, 125, 175, 175 olarak geçtiği zaman 25 ilk yıl sonra 50-50 artıyor ve 4. yılda artmadığı için 3. yıldan sonra uzama miktarı azalmıştır. C ağacının uzama miktarının azaldığına baktığımız zaman 1. yıl 25, 2. yıl 50, 3. yıl 75, 3. yıldan sonra 25 olduğu için 3. yılda 25 azalmıştır. Diğer bir ilk 3 yıl 25, 50, 75 olarak artış gösterir. Grafik ağaçlara zamana göre yakıt miktarlarının verilmiştir. Ağaçların yakıtları dikey eksende, zaman ise yatay eksende hareket olarak gelmiştir. A ve B ağaçların depolarındaki yakıt miktarlarının saat başı ölçümleri ilişkin zamana göre değişimi yandaki çizgi grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre hangi aracın daha uzun süre hareket ettiğini bulunuz diyor. A aracını inceleyelim. 90'lık yakıtı 7 saat içerisinde harcamış. Burada birbirlerine eşit. A aracı 3 saat gitmiş. B aracı 2 saat yol almış. Diğer tarafta A aracı 2 saat, B aracı da 2 saat hareket etmiş. Burada 3 saat ve 2 saati nereden çıkartıyorum? 3 saatlik yol yaptıktan sonra sabit kalan yoluna bakmam gerekiyor. Sabit olduğu yerlerde hareket etmemiştir. Bunu not alalım. Sabit yerlerde yakıt da sabit kalır. Çünkü harcanmaz. Araçlar hareket etmez. O zaman A aracı 3 saat hareket etmiş, 2 saat hareket etmiş. O zaman A aracının toplam 5 saat hareketi vardır. B aracı 2 saat hareket etmiş. Daha sonra sabitlerde de 2 saatten toplam 4 saat hareket etmiştir. O zaman A aracı 1 saat fazla hareket etmiştir.
Tamamen grafikte yapılan şekilde. Yandaki grafikte AB ülkeleri her ayın birinde ölçülmek üzere 6 aylık sıcaklık değişimleri verilmiştir. A ülkesi mavi ile B ülkesi kırmızı ile. A ülkesi hangi aylarda B ülkesinden daha soğuk olmaktadır? Burada dereceleri üstüne yazabilirim. Ya da hangi aylarda baktığımız zaman B ülkesinden soğuk olacağına baktığımız zaman A ülkesi ikinci ayda, üçüncü ayda, dördüncü ayda ve beşinci ayda sıcaklık olarak daha yukarıdadır. B ülkesinin sıcaklık değeri hangi aylarda değişmemiştir dediğimiz zaman B ülkesinde ikinci ve üçüncü aylarda sıcaklık değişmemiştir. Hangi aylar arasında hangi ülkenin sıcaklık düşüşü en fazla olmuştur? 1 ve 2. aylarda 25'ten 10'a yani 15 azaldığı için B ülkesi 1 ve 2. aylarda karşımıza çıkıyor. Hangi aylar arasında hangi ülkenin sıcaklık artışı en fazla olmuştur? 5 ve 6. aylarda en fazla çıkış burada. Yine B ülkesi 5 ve 6. aylarda oluyor. Yandaki grafikte bir aracın hızının 5 saniye içinde değişimi verilmiştir. Aracın 5 saniyelik hız ortalaması 20 metre bölü saniye ise 5. saniyedeki hızı ne kadardır? Ortalamayı böldüğümüz zaman 5 tanesini toplayıp 5'e böldüğümüz zaman 20 olması gerekiyor. Burada 10, 20, 20 ve 30. Burada da herhangi bir x diyelim. 10 artı 20 artı 20 artı 30 artı x bölü 5'in 20 olması gerekiyor. Topladığımız zaman 80 artı x bölü 5 eşittir 20. 80 artı x'in 100 olması gerektiği için x dediğimiz ifade yani şöyle grafikle baktığımız zaman 20 olarak karşımıza gelmeli. Su işletmelerin satış adetleri 1000 üzerinden dikeyde, yıllara göre de yatayda verilmiştir. A, B, C markalar için konuşulan bir şeydir. Yukarıdaki grafik bir marketin 2014-2017 yılları arasında 3 farklı su markasına ilişkin yaptığı satış adetlerini göstermektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım. En az satışı yapılan yılda en fazla su satışı yapan markanın hangisi olduğunu bulalım. En az su satışı yapılan 2014'tür. A markası 3000, B markası 1000, C markası da 5000 olarak en fazla C markası yapmıştır. 2017 yılında satış yapan A markasının satış adedinin 2015 yılındaki B markasının satış adedinden kaç fazla olduğuna baktığımız zaman 2017 yılında A markası 7000, 2015 yılında B markası satış adedi 3000'dir. Farkı ise 4000 olacaktır. 2016 yılında en az satış yapan markanın hangisi olduğuna bakalım. 2016 yılına baktığımız zaman direktmen burada A markası olduğunu görüyoruz. B ve C markalar 6000, A markası da 5000 olarak karşımıza direktmen çıkıyor. A markası yapılmıştır. 2014-2017 yıllarında arasında en çok hangi markanın su satışı yaptığını bulmak için toplamlara bakmam gerekiyor. A markası 2014, 2005, 2016, 2017'de toplamda 21 bin. B markası toplamda 15 bin. C markası da toplamda 20 bin olarak satış yapmıştır. A markası en fazlayı yapmıştır. Sütun grafiğinde farklı durumların verilerini karşılaştırmak için kullanılan en uygun grafik türüdür. Verileri karşılaştırmak için eğer değer istiyorsam sütun grafiğini kullanırım. Zaman dediğimiz çizgiydi. Bir derste öğrencinin aldıkları notların karşılaştırması, aynı bahçede bulunan farklı türdeki ağaç sayılarının karşılaştırması, siyasi partilerin aynı seçimde aldıkları oy miktarlarının kartı gibi örnekler sütun grafiğiyle gösterilecektir. Grafikte yıllara göre farklı ülkelere gelen turist sayıları binler olarak verilmiştir. Dikeyde yıllarda yataydadır. İlimize 3 farklı ülkeden gelen turist sayılarının yandaki grafikte gösterilmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım.
2016 yılında B ülkesinin gelen turist sayısı A ülkesinden gelen turist sayısından kaç fazla olduğunu baktığımız zaman 2016 yılında B ülkesinden gelen turist sayısı 250 bin, A ülkesinden gelen ise 150 bindir. Farka baktığımız zaman 100 binlik turist fazladır. 2015 yılında C ülkesinden gelen turist sayısının 2017 yılında C ülkesine gelen turist sayısının kaç fazla olduğuna bakalım. 2015 yılında C ülkesinden gelen turist sayısı 150 çarpı 1000'den 150 bin. 2017'de C ülkesinden gelen 100 çarpı 1000'den 100 bin. Aradaki fark 50 bin olarak karşımıza geçecektir. ABC takımların 2016-2017 futbol sezonunda oynadıkları 34 maçtan aldıkları galibiyet, mağlubiyet, berabere kaldıkları maç sayıları yanda grafikte verilmiştir. Buna göre bu 3 takımdan sıralamada en üstte olan takımın hangisini olduğunu bulalım. Aldıkları galibiyet 3 puan, beraberlik 1, mağlubiyet 0 puandır. O zaman A takımı için konuşursak önce. Galibiyeti toplam 23. 23 çarpı 3'ten 69. Beraberlik bakıyoruz 8. 8 çarpı 1'den 8. Mağlubiyeti hiç yazmama da gerek yok çünkü 0 olacaktır. 0'da 3 tane mağlubiyeti var. 3 çarpı 0'dan da 0. Toplam 72 puan alıyordur. Pardon, 77. B takımı için konuşursak galibiyet 21, 3 puandan 63, beraberlik 10 tane 10, mağlubiyet dediğimiz gibi 0 puan, toplam 73 puan. C takımı ise 18, 3 puan aldığı zaman 54, 10 beraberliği var 10, mağlubiyeti 3 tane ya da bakalım 6 tane 6 çarpı 0'dan 0 edecektir. Toplamda 64 puan oldu. Burada en üstte olan takım kim olacaktır? A takımı şeklinde karşımıza gelecektir. İlimizde yapılan Yunus Emre Şiirleri'nin güzel okuma yarışmasında Ceyda, Sema, Eren aldığı puanlar grafikte gösterilmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Vurgu ve tonlamadan en yüksek puanı kim almıştır? Vurgu ve tonlama mavi. Baktığımız zaman Sema'nın 100 aldığı ortalığı. O zaman nedir bu da? Semiha en yüksek puan almıştır. Türkçeyi doğru kullanma ilişkin en düşük puanı kim almıştır? Yeşil olan ifadenin en küçüğü Ceyda almıştır. Yarışmanın birincisi kim almıştır? En yüksek puanı alan 100, 100 ve 80 ile 280. Burası 180, 60, 240. Burası 160, 200. Burası 280 ile yine Semiha kazanmıştır. Hayvan barınakları, sokak hayvanların sağlıklı beslendiği, korunduğu yerlerdir. Bu gibi yerlerin oluşturulmasında sokak hayvanları yardım eden hayvanseverlerin sivil toplum kuruluşu önemi büyüktür. Yandaki grafikte ABC hayvan barınaklarının hayvan sayılarını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki sorulara bakalım. Barınakların hangi hayvan türünün sayısı en fazladır? Şimdi burada A'da şu grafikleri yazarsak 40, 30 ve 50. O zaman kedilere baktığımız zaman 50, 30, 40, 120 olacaktır. Köpeğe baktığımız zaman 60, 40 ve 20. Bu da 120 olacaktır. Diğer hayvanlara baktığımız zaman 20, 50, 60, 110, 130 olacaktır. O zaman en fazlası 130'la diğer olması gerekir. C barındaki köpek sayısı, C barındaki köpek sayımız 20. A barındaki köpek sayısı 40. Kaç eksiktir? 20 eksiktir. Verilere uygun grafik gösterme.
Doğal termostat ağacın büyümesi. 1. ay 90, 2. ay 150, 3. ay 250, 4. ay 320, 5. ay 380. Ada yaptığı araştırma sonucunda dünyanın en hızlı büyüyen bir ağacın Polona tömentası ağacı olduğunu öğrenmiş. Bir ağaç fidesi dikildikten 1 yıl sonra 8 metre uzunluğa kadar ulaşmaktadır. Bu ağaçların boyları en fazla 25-30 metre arasında bir uzunluğa ulaşmaktadır. Ada edindiği bu bilgiler karşısında çok şaşırmış ve bahçelerinde bu ağacı yetiştirmeye karar vermiştir. Diktiği Paulownia tomentosa ağacını 5 ay boyunca gözlemleyerek yukarıdaki ölçüler almıştır. Ada yukarıdaki verilen tabloya uygun hangi tür grafiği kullanmalıdır? Karşılaştırma olacağı için bizim için en önemli grafik ne olacaktır? Sütun olarak karşımıza gelecektir. Hatırlayalım. Daire grafikleri bir bütünün parçalarını nasıl paylaştığını göstermek için kullanılacak en uygun grafik türüdür. Daire grafiği bütünün parçalara ayrıldığından bahseder. Karşılaştırmak için sütun grafiği, zamana bağlı olanlar için de çizgi grafiği olduğunu tekrar söyleyelim. Şekilde daire grafiğinde bir şirket çalışan maaşları gösterilmiştir. Şirkette 3000 lira maaş alan kişi sayısı 180. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Maaşı 2000 lira olan kişi sayısını hesaplayalım. Yeşil olan 2000 lira, 3000 lira olan 180'di. Hemen maviye 90'lı 180. Burası ne olacaktır? 2 kat oranı olacaktır. 60 yazabiliriz. 165. 320 yazabiliriz. Burada 75 kalacaktır. Buraya da 150 yazabiliriz. Maaşı 2000 lira olan kaç kişi olacaktır? 2000 lira dediğimiz 330 olacaktır. B'de 4000 lira maaş alan merkez açı istiyor. Merkez açı 75 kaldı. 150 kişi 75 derecedir. Maaşı 5000 lira olan kişinin sayısını hesapladığımız zaman 5000 lira sarı olan yerdir. 30'un 2 katı 60 olacaktır. İfade bitiyor. Sadece basit orantıyı kullanarak işlemleri çok rahat yapabiliyoruz. Yandaki tabloda Bengusu'nun bir gününü nasıl geçirdiği gösterilmiştir. Bu verileri göstermek için kullanacak uygun grafik türlerini bulalım. Grafiklerini birbirine göre üstün ya da zayıf yönlerini açıklayalım. Okul, yemek, oyun, kitap, spor, ders ve uyku zamanlarından bahsetmiş. Bir bütünün parçalarını ifade ettiği için bizim için ne olması gerekiyor o zaman? Daire grafiği olması gerekiyordur. Ya da sütun grafiği. Sütun grafiğinde karşılaştırma yapılır. Bütünü parçaya ayırdığımız zaman daire yapılır. Öncelikle daire grafiği olarak gösterdiğimiz zaman açıları bu şekilde karşıma gelecektir. Grafik olarak karşıma geldiğimiz zaman ise ne olacaktır? Uykudan 30, okulda 30, yemekte 5, oyunda 5 olarak. Ne kadar parçalık olarak hareket eder? Buna bakarız. Kıyaslama istediği zaman grafiğe, sütun grafiğine bakarız. Bizim için bütünün parçaları ayırdığı için bize nedir? Daire grafiği daha uygun olacaktır. En önemli bilgimiz, tekrar ediyoruz, bu bizim için çok çok önemli. Daire grafiği bütünün parçaları hakkında bilgi verir. Sütun grafiği verilerin karşılaştırması için kullanılır. Çizgi grafiği ise belli bir zaman aralığı için karşımıza çıkacaktır. Yandaki grafikte bir okulun 8. sınıfa giden öğrenci sayılarının şubelere göre dağılımı verilmiştir. Burada şubelerine karşılık gelen sayılar vardır elimizde. Bu sayıların toplamlarını 25, 35, 20, 40 yaptığımız zaman toplamda 120 öğrencimiz vardır. 120'yi merkez açıya çevirmemiz için oranını bulmam gerekiyor. 360'a 120 oran 3 olacaktır. Demek ki bunların hepsinin 3'er katı olacaktır. Merkez açı olarak hareket ettiğimiz zaman A'nın 75 derece, 105 derece, 60 derece ve 120 derece olarak karşıma çıkacak ve bunları da yazdığımız zaman bizim için ifade bitmiş olacaktır. Grafik türlerine göre kitap sayılarının dağılımı. İyi bir okuyucu olan Kerem'in kitapla bulunan 120 tane kitabı vardır. Demek ki az önceki de 360 bölü 120 yapacaksam birbirinin
3 oranı olacaktır. Aşağıdaki verilen tabloyu dolduralım. 210 3 katı olacağına göre 3'e bölsem 70 olacaktır. Hikayemiz 70. Romanımız 90 3'e bölsem 30 olacaktır. Şiire kaç derece kaldığını baktığımız zaman 60 kalacaktır. O da 3'e böldüğümüz zaman 20 olarak karşımıza gelecektir. Tabloda Slava Alena'nın aylara göre kütlelerini göstermiştir. Buna göre verileri uygun şekilde temsil eden grafiği oluşturalım. Grafiklerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayalım. Sıla 3. ayda 5, Alena 6, 6. ayda 7 ve 9, 9. ay 10, 11, 12. Burada karşılaştırma olduğu için bizim için sütun grafiği önemlidir. Ve aylara göre sırayı aldığımız zaman daha rahat kıyaslama yapmamız gerekiyor. Çizgi grafiğine baktığımız zaman artış miktarını yapabiliyoruz. Burada bizden ikisini kullanabiliriz ama en net ölçüm bizim için sütun grafiği olacaktır. İki ailenin 5 aylık elektrik tüketimi yandaki tabloda gösterilmiştir. Bu verilere ait çizgi ve sütun grafiğini oluşturduğumuz zaman A ailesi için 180, 200, 220, 240 ve 300 olarak yazabiliriz. 180'den 200'e, 200'den 220'ye, 240'a ve 300'e bu şekilde hareket edecektir. B ise 200'den başlayacak. 220, 240, 260 ve 280'de karşımıza çıkacaktır. Buradaki ifade bizim için en önemlisi A ve B ailesinin Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs olması. 180, 200, 200, 220, 220, 240, 240, 260, 300, 280 şeklinde sütun grafiği bizim için en güzel karşılaştırmayı yapacaktır. Aşağıda tabloda bir aracın 4 aylık benzin LPG kullanım miktarları verilmiştir. Yine karşılaştırma yabancı aracı için bizim için grafik türü en önemlisi şöyle sütun grafiğidir. Benzin şöyle 12 yavaş yavaş yapalım. 8 ve 5 olarak yapalım. Diğerinde 50, 60, 45 ve 70 olarak on iki şeklinde nedir? Sütun grafiği olarak karşımıza gelir. Ortaokul öğrenciler için oksijenimiz tükenmesin adlı proje ve ağaç dikme etkinliği düzenlenmiş. Aşağıda verilen tabloda etkinliğe katılan sınıftaki öğrencinin diktikleri fide türleri sayıları gösterilmiştir. Verilerin en uygun grafik karşılaştırma olacaktır çam ve çınar olduğu için. 5, 6, 7. sınıfları ayrı ayrı yapılıyor. Çam ve çınarları ayrı renkte yapılarak karşımıza rahat bir şekilde işlem çıkıyor. Bir öğrencinin testlere göre doğru cevap sayıları verilmiştir. Bu öğrencinin 20 soruluk 6 tane matematik testi yaptığı doğru sayıları yanında grafikte gösterilmiştir. Bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde öğrencinin 5. testten yaptığı doğru cevap sayılarına ait daire diliminin merkez açısını bulalım. Şimdi buradakilerin toplamını bulmam gerekiyor. 12, 16, 14, 20, 16
ve 12. Burada toplam cevapladığı 90 tane sorumuz vardır. 90'a 360'ı oranlarsam 1 bölü 4 oranında olması gerekiyor. Demek ki bütün ifadelerin 4 katı olması gerekiyor. Buranın 4 katı, buranın 4 katı gibi diyor. 5 numara istediği için 16 çarpı 4, 48 derecelik merkez açıya sahip olması gerekiyor. Anaokulunda 4 ay içerisinde kayda yapılan kız ve erkek öğrencilerin sayısı yandaki tabloda verilmiştir. Sütun ve çizgi grafiğin uygun olanı. Tabii ki sütun grafiğidir çünkü karşılaştırma var. Burada baktığımız zaman, kızlara baktığımız zaman 20, şöyle yapalım, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Temmuz'da 30, Ağustos'ta 30, Eylül'de de 40. Erkek öğrenciye baktığımız zaman 25. Yine 25. 30. Ve 35 olarak karşımıza gelecektir. Şöyle yapalım. Burası 25. Burası 30'du zaten. Şurada 35. Karşılaştırma dediği için sütun grafiği bizim için en önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben Uğur Mutlu. Görüşmek üzere.